Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'ya gelişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Programın hemen öncesinde İzmir 2. Anajet Üssü Komutanlığı'nda görev yapan eğitim uçağının kaza yaparak Foça açıklarında denize düşmesi ilçe sakinlerine büyük üzüntü yaşatırken hemen başlatılan arama kurtarma çalışmalarında iki pilotun da sağ olarak kurtarılması yüreklere su serpti. Bu kaza sebebiyle anma programındaki bando yürüyüşü ve halk oyunları gösterisi iptal edildi. Foça Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi'nin düzenlediği anma programına Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkanı Şeniz Arazat, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Foçalılar katıldı. İtfaiye meydanında toplanan katılımcılar 9 Nisan 1934 tarihinde Atatürk'ün Foça'ya gelişi şerefine yapılmış ve çiçeklerle süslenmiş takın meydan girişine konulmuş benzerinin altından geçerek Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkanı Şenit Arazat birer konuşma yaptı. Bu güzel bahar gününde hep birlikte bu özel, anlamlı ve güzel günü kutluyoruz. Deneyimleri, eylem ve söylemleri ile bizi sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacak gücü sağlayan Yüce Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan kararlı adımlarla yürüyüşümüz sürecek. Binlerce yıldır tarihe tanıklık eden Foça'mız, dünya var oldukça Cumhuriyetimizin varlığına da tanıklık edecektir. Dağlarında çiçekler açan İzmir'de ve her yerde onun ilkelerinden vazgeçmeyeceğiz. 9 Nisan 1934 yılında Foça'mızda çiçekler açan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.